Mesele 28. Tevellüt veya tevlid, doğma veya doğurma, sünnet ve cemaat ehli fiillerin doğurmasını, başka bir fiil meydana getirmesini kabul etmez. Cehim, mücevbirenin, tümü, mu, tezileden hişam ve el hakem de aynı görüşü benimsemiştir. Mu, tezilenin ve kaderiyenin hepsi, fiillerin başka fiiller doğurduğuna inanır. Mutezileden dırar, fiillerin başka fiiller doğurdu. 33. Kur'an-ı Kerim, Bakara, 60, 34, Kur'an-ı Kerim, Şuara, 63. 161 O. Unu kabul edip, failin fiilinden sonra bir fiil daha meydana gelince, bu fiil hem kulun hem de Allah'ın fiilidir, demiştir. O böylece fiil hakkında en azını söylüyor. Mutezile görüşüne sahip olanların tamamı şu inançtadır, insanın fiillerinden doğan fiil kişinin fiilidir. Mutezili Muammer'in görüşü mu, tezileden Muammer'in inancı şu tarzdadır, fiilden doğan şey ne Allah'ın ne de insanın fiili değildir, ama o fiil onu hasıl eden araçların fiilidir. Tevellüt gerçekte mecazdır, fakat başka fiillerden sonra meydana gelince, buna, söz konusu fiil sebebiyle bu fiillerden hasıl olduğundan ilk fiilden doğma diye isim verilir. Bunun örneği şudur, bir adam birine o ok atar, o ok ona iyi ığı büyüktür abet eder, onu yaralar ve acı çekerek o kişi ölür. Tevhid meselesinin münakaşası. Sünnet ve cemaat ehline göre okun gitmesi, o insana ulaşması, isabet ettiği bedeni yaralaması, bun. Dan sonra acıların meydana gelmesi, bütün bunlar Allah'ın işi olup onun yaratmasıyladır. Bu fiillerin sebebi onun fiilidir. Meydana gelen ölüm, söz konusu fiillerden sonra sebep yoluyla oku atana yüklenir, o ancak sebep yoluyla katil olur. Sünnet ve cemaat ehline göre öldürmenin gerçeği böyle anlaşılmıştır. Mu, tezileye göre, oku atanın oku atmasından sonra hasıl olan bu fiiller TNUN fiilinden doğmuştur. Yani oku atanın fiilinden, olması sebebiyle sözü edilen fiillerin faili ok atandır. F. 11. O 162. Muammer'e göre bu fiiller, yani okun gidişi, varışı ve yaralama okun fiilidir. Taşın atıldığında yuvarlanması, dağın tepesinden vadinin ortasına kadar gitmesi de böyledir. Oysa, bütün bunlar, taşın yuvarlanması Allah'ın yaratmasıyladır. Söz konusu fiiller insanın fiili değildir. İnsana ait olan fiil onunla birlikte, onunla kayım olan harekettir. Hatta bir kimse diğer b nokta ile insana ok katsa ve bu ok o kimseye isabet edip o insan bir müddet sonra acılardan ölse, sünnet ve cemaat ehline göre ok katan kimse ancak ok atma Tin Tinde katil sayılır. Çünkü onun fiili onunla kayım olan harekettir. Bundan dolayı biz şöyle deriz, o kimse yaralanmadan sonra tekfir olunsa, bir ay sonra bu yaralı kimse ölse, öldürülme hatayen olsa bile söz konusu tekfir sahihtir. Aynı şekilde bir Müslüman bir av hayvanına ok atsa ve hemen dinden çıksa, yani irtitle etse, okta ok av hayvanına atıcısı mürtid olduğu halde isabet etse ve av hayvanı bundan dolayı ölse bu hayvanın etefeni yemek helaldir. O av hayvanını bir mürtid veya meclisi vurmuş olsa ve Hemen bu kişi Müslümanlığı kabul etse, Müslüman olduğu halde bu kişinin attığı ok isabet etse ve hayvan da ölse, bu takdirde o hayvanın eti yenmez. Ayrıca bu kişi o hayvanın öldüreni, o katılan hayvan da hayatın kendisinden gitmesiyle öldürülmüş kabul edilir. Mu, tezileye göre ruhun çıkışı halinde o kimse katil sayılır. Mu, tezilenin bu meselelerdeki cevabının Muamrinkinin hilafı olsa gerekir. Çünkü muammere göre sözü, edilen fiilleri insan işlememiştir. Bu fiiller aynı zamanda Allah'ın fiilleri de değildir. Çünkü bunlar okla kayım olup al. Lah ile kayım değildir. Kısaca bu fiiller okun fiili olup. Ne Allah'ın ne de insanın fiili değildir. Mu, tezilenin büyük çoğunluğunun görüşüne gö. 163 d. Re söz konusu fiillerin varlığına sebep bir önceki fiildir hatta atıcı daha kuvvetli olursa, okun gidişi daha büyük ve yaralaması daha şiddetli olur. Taşın yuvarlanmasının da uzun ve çok olması bu kabildendir. Öyleyse bu fiiller ilk fiil sebebiyle hasıl oluyor, o halde ilk fiilin sahibine aittir. Bu anlamdan dolayı, meydana gelen helakın söz konusu fiiller sebebiyle olduğu ve o kimse helak edici kabul edili. Eğer bu doğan fiiller o kimseye fiil kabul edilmezse, sonra onun için fiil olmadığı bir anda biz atıcıyı katil kabul etsek, yani öldürülenden hayatın kıp gittiği bir vakitte o kişinin katilliğini ilan etsek, biz o kişiyi kendisinin maktulu olmayan birinin katili yapmış oluruz. Sonra, bu, kendisiyle hareketin kayım olma vaktidir ki bu da muhaldir. Netice olarak, maktul veya katilsiz bir insan katil yapılmaktadır. Mutezili Cafer B. Harbin görüşü. Mu, tezileden Cafer B. Harbin şunları söylediği hikaye edilmiştir, bir kimse bir Müslümana ok atsa, bu ok ona isabet edip delip geçse ve bir başkasına da isabet etse ve her ikisi birden ölseler, ok atan kişi birinci kimse hakkında bu işi kasten yapan, ikincisi hakkında ise yanlışlıkla yapan kişi olarak kabul edilir. Çünkü ok atanın ilk fiilinden sonra fiiller hasıl olmasaydı, o kimsenin kasıtlı ve hatalı olması mümkün değildi, zira bir tek fiil hem KASD hem de hata ile nitelenmez. Sünnet ve cemaat ehlinin görüşünün izahı sünnet ve cemaat ehlinin görüşünün izahı şöyledir, Ademoğlunun fiili kendisiyle kayın olan hareketlerdir. İnsanırı fiili onun sıfatıdır. Ondan ayrılması. O 164. İmkansızdır. Çünkü sıfatın mevsuftan, nitelenen, ayrılması düşünülemez. O halde insanın fiili onunla kayım hareketlerden ibarettir. Diğer sözünü ettiğimiz fiil, iller ise insanla kayım değildir, aksine diğer eşya ile kayımdırlar. Böylece bu fiiller onun, insanın fiili olmaz. Görmez misin ki söz konusu fiiller, insandan fiil hasıl olmadığı bir vakitte meydana gelir, şöyle ki, birisi diğer nokta bir insana ok atar ve hemen sonra üzerine ateş düşer yanarsa, daha sonra atılan okta ok bir hayvana isabet edip onu öldürürse, bütün fiiller ok atan insandan fiil hasıl olmasının düşünülmediği bir vakitte meydana gelir. Bütün bunlar gösteriyor ki adı geçen fiiller o insana ait değildir. Çünkü fiil, insanın kendisinden kaçınabildiği, çekinebildiği, idare edebildiği şeydir. İnsan herhangi bir şekilde, geçmemesini, gitmemesini istese bile, okun geçmemesine, gitmemesine güç yetiremiyor, ona hakim olamıyor. Aynı biçimde taşı attığında, onun yuvarlanmasını istemese de taş yuvarlanır, yani insan dilediğini sabit tutamaz. İnsan taşın bir miktar yuvarlanmasını istese, bu isteğini de yerine getiremez. Öyleyse söz konusu fiiller insana ait değildir. Aksine bu fiilleri Allah yaratmaktadır. Zila sözünü ettiğimiz fiiller, ilk fiilden sonra meydana gelebildiği gibi bazanda meydana gelmez. Ok atmadan ve isabetten sonra elemle birlikte hayvan telef olabilir. Bazanda ilk fiilin varlığından ve sübutundan sonra elem de olmaz, hayvan da telef olmaz. Bu durum bütün hallerde aynı örnek üzerinedir. Birinde ölüm vaki oluyor, diğerinde olmuyor. O halde bahse konu fiillerin faili insandan başkası olup, insan değildir. Onlar, ilk fiil bahis konusu fiillerin sebebidir, demektedirler. 165 O. Bu görüşe cevabımız şudur, evet, hükmen bu böyledir. Allah adetini böyle icra etmektedir, O katıldığında gider, taş yuvarlandığında yuvarlanır. İlk fiilin bu fiillerin sebebi olması hükmendir. Sözünü ettiğimiz fiillerin var edicisi Allah'tır. İnsan o fiillerin faili değildir alım, satım, nikah gibi diğer sebeplerde de böyle şeran hükümlerin sebepleridir. Faildeki kuvvetin artmasıyla bu fiiller artar, eksilmesiyle eksilir. Allah adetini, sünnetini böyle icra eder. Nitekim okun gidişi hafifliğiyle artar. Cafer B. Harbin Müslümanı delip geçen ve başkasına isabet eden ok hakkında söyledikleriyle ilgili görüşümüz şöyledir, katı, öldürmek kul ile kayım olan harekettir. Bu Allah'ın hedefte helakı, yok olmayı yaratmasıyla onun helakına bir sebep olur. Bu helak olma ilk hareketten sonra Allah'ın diğer fiilleri yaratmasıyla vuku bulur. Eğer bir tek hedefin helak olması için bir sebep olursa, bu bir tek fiil olur. Eğer iki hedefin helak olması için bir sebep varsa, fiil iki tane olur. Burada iki hedefin helakı için bir sebep varsa hükmen iki fiil vardır. Ama gerçekte bu tek fiildir. Bu dediklerimiz her şeyde geçerlidir, her şeye lazımdır. Onlara göre bu fiillerle diğer fiiller meydana gelir. İnsan gerçekten bir tek fiille kasten ve hatayen iki fiilin faili olur. Bize göre ise insan hükmen, kasıtlı ve hatalı olarak iki fiilin faili olur. Bununla birlikte en iyisini, Allah bilir. Mesele 29. Kudretin fiille birlikte oluşu.